Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmenler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşmelerini karşılayalımız. Ben Abdullah Yalğun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya Kün tertibindeki en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Qaynam sizde kıtanlar ekranımız olsun. 2023 yıllık Kurban Heyit münasebeti bilen çoğun tipteki heyitleşiş faaliyeti ötküzüldü. 2023 yıllık Kurban Heyit münasebeti bilen 30 iyun İstanbul'un Safaköy rayonunda İstanbul'daki Şarkı Türkistan halkı üçün çoğun tipteki heyitleşiş faaliyeti uğrullaştırıldı. Halkara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği her yılı iki heyitte teşkilleb kilovatkan mezgür faaliyet Kurban Heyit'nin 3. günüge uğrullaştırılgan bulup, Türkiye'deki her kaysi teşkilat mesulleri, cemaat erbapları, İslam dünyasındaki tunulgan ölümalar ve İstanbul'daki Şarkı Türkistanlıklar bulup 2000'e yakın mihman iştirak kıldı. Faaliyet Kur'an-ı Kerim tilaveti bilen başlangandan keyin Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Reisi Hidayetullah Oğuzhan ijili sözü kılıp heytlik tebrik yolladı. Ve bu çoğun tipteki yığılışının emeliyeti Şarkı Türkistan halkının dini, milli kimlikini kogdaş iradesini ve Şarkı Türkistan mücadelesi üçün boşaşmayı tırışış, itibaklaşış ruhini namayan kılıdığallıkını tekitledi. O söz diyene muhacireteki Şarkı Türkistan halkının öz mesuliyetini tonup yetişi ve ada kılışı gereklikini Şarkı Türkistan'da irki kırgancılıkını baştan geçirvatkan halkının erkin dünyada yaşavatkanlardan zor ümitlerini kütüvatkanlıkını Şarkı Türkistan müstakillikke erişmegüçe sistemilik ve pilallık hareket kılıvatkan Xitayning irki kırgancılık cinayetini yana devamlaştırdığallıkını bu nişanını asas kılgan halda hemkarlık ve birlikini tehimi küçeytiş nişandan vazgeçmeslik gereklikini kayıt kılıp ötdi. Heytliş faaliyetiga İstanbul Valisi ve İstanbul Köçmenler İdaresi Müdirimi tebrik sözü yolladı. Arkadan cemaat erbabı Abdüqadir yapcan söz kılıp Kurban Heyit ruhidin ögünüp her bir Şarkı Türkistan halkının pidakarlık ruhini uyğak tutuşu gereklikini tekitledi. Keyin Xalqara Türkistanlıklar Cemiyeti reisi Burhan Kavuncu söz kılıp Şarkı Türkistan halkının heytini tebrikledi ve Uyghurlarının davasını kollap gelgenlikini bundan keyin mi kollaydığallıkını bildirdi. Faaliyet devamında bir türküm ösmürler İslam, vatan, millet küylenigen türlük şiirlerini diklimasiya kılıp mihmanlarının alkışığı erişti. Faaliyet devamında Kökay İnsani Yardım Cemiyeti heytliş faaliyetine gelgen netçüzligen ösmürge heytlik tarıqtıp onlarga heyt hoşallıqı ve en-enesini his kıldırdı. Ahırda Pişkadem Ustaz Niyaz Damollam'nın yetekçiliği de Şarkı Türkistan halkının azatlıqı işgaliyetçi Xitayning halaketi üçün dualar kılındı. Şarkı Türkistan'da birli vaqtta iki qetim yer tevridi. 30 iyun Şarkı Türkistan'ın Künes nahisi bilen Aqtu nahisi de yer tevridi. Xitay yer tevriş ahvalidan malumat beriş torunun haber kılışça 30 iyun ürümçü vaqtı saat 16:33 minut ötkende Künes nahisi de şimali kenglik 43.35 gradus, şarkı uzunluk 82.51 gradus, 3.1 bal yer tevrigen. Tevriş merkezinin çoğunqırlığı 15 kilometr ikenliki inihlanğan. 30 iyun ürümçü vaqtı saat 16:50'de Kızılsu Oblastı Aqtu nahisi de 30 iyun ürümçü vaqtı saat 16:50'de Kızılsu Oblastı Aqtu nahisi de şimali kenglik 38.71 gradus, şarkı uzunluk 74.41 gradus, 3.7 bal yer tevrigen. Tevriş merkezinin çoğunqırlığı 50 kilometr ikenliki inihlanğan. Xitay rejimi ilgirgidekle apet haqqıda tepsili malumat vermegen. Xitay Müdafiye Ministerliği yana tehdit saldı. Xitay Müdafiye Ministeri muhbirlarını kütüveliş yığınıda yana tehdit selip, Xitay armiyasının Tayvan müstakillik bölgünçileri ve sırtdan gelgen arlaşış suikastının tarumar kılış iktidarı bar dep jar salgan. Wang Yi Torunun 29 iyundaki haberde bildirilişçe, Xitay Devlet Müdafiye Ministerliği Akhbarat İdaresinin muavin başlığı, Devlet Müdafiye Ministerliğinin akhbarat bayanatçısı Jiang Xiaogang muhbirlarını kütüveliş yığınında muhbirlarının sualığa cevap bergen. Yığında bir muhbir Amerika Kengash Palatası bilen Avam Palatası Harbi İşler Komiteti ayrım-ayrım halda 2024 yıllık Devlet Müdafiye Hukuk Beriş Kanun Layihasını makullap, Amerika Tayvan harbiy ishlar hamkorligini yana mu ilgari surdi ekan. Yaqinda Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Amerika Tayvan mustaqilligini qo'llamaydi, lekin har qanday bir tarafning hozirgi holatni o'z oldiga o'zgartirishiga qarshi turdi dedi. Bayonotchi buningga qanday baho beradi deb so'ragan.
Jiang Shaoguang cevap verip Tayvan meselesinin Xitayning yadroluk menfaati ekanligini, bu mesele Xitay-Amerika munosabatidagi eng gavdalik xavf ekanligini, Xitay-Amerikani bir Xitay prinsipi va Xitay-Amerika uch qo'shma axborotidagi belgilimlarga amal qilib, Tayvan mustaqilligini qo'llamaslik va'dasini amaliyalashtirishga da'vat qiladiganligini bildirgan. U javobida ta'kid qilib, bir mezgildan buyon tashqi kuchlarning Tayvan orqali Xitoyni tizginlash bilan mashg'ul bo'lganligini, Demokratik ilgirlash partiyasining doiralari Amerikaga tayinib, Tayvan mustaqilligini ko'zlaganligini, Xitoyning birlikka kelishi kerakligini, Tayvan masalasini qanday hal qilish Xitoyning ishi bo'lib, har qanday tashqi kuchning qo'l tiqishiga va aralashishiga yo'l qo'yilmaydiganligini da'vo qilgan. Ve şundaqlı Xitay armiyasının Xitayının iyilik hukuki ve zemin bütünlüğünü qoğdaş iktidarı barlıqı, Tayvan müstakillik güçleri ve sırtının arlaşış suiqasını tarmar kılıdığallıqı haqqı da jar salgan. Xalqara cemiyet Şivisiyadaki Kur'an köydürüş kılmışıqı narazılıq bildirdi. Xalqara cemiyet Şivisiyanın paytaxtı Stokholm'daki bir caminin aldıda Kur'an-ı Kerim'nin köydürülüşü ruhsat kılış kılmışıqı arqa-arqıdan narazılıq bildirdi. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişe Birleşken Devletler Teşkilatı Medeniyetler İttifakı'nın yukarı derecelik vekili Miguel Angel Moratinos yazın bayanat ilan kılıp, Stokholm'daki bir caminin aldığı Kur'an-ı Kerim'nin köydürülgenliğine katkı ayıpladı. O, kabih kılmışının kurban hitini tebrikle avatkan Müslümanlarına kılınan iğir hürmetsizlik ikenliğine tehditledi. Moratinos fikir erkenliğinin muşimliğini, Ama mukaddes kitaplar, uğrullar ve belgelerge hürmetsizlik kılışını kubul kılgılıp olmaydı gallıqını bildirip, bu hıl kılmışlar zoravallıqını keltürüp çıkırdı, dedi. İslam Hemkarlık Teşkilatı'mı Kilerab'da Saudi Arabistan'dan ciddi şehirde pevkuladı yığın çakırıp, bu vakanı müzakere kılıdıken. Bu vaxtki bayanatı eğitilişçe, mezkur yığında Şivisiyada Kurban Hetinin birinci günü sadır kılınan, Kur'an-ı Kerim'nin köydürülüş vakasıge karşı taşlandıgan kademlerinin müzakere kılındıganlıqı işaret kılınan bulup, yığın bu peskeş kılmışkı karşı yolu kuyulduğun tedbirlerini müzakere kılış ve Kur'an-ı Kerim'ge kılınan hürmetsizlikke bildirildiğin ortak pozisyeni bekitişini maksat kılıdı digen ibarlarge uğrun berilgen. İranmo Şivisiyanın Kur'an-ı Kerim'ni köydürüş kılmışıga ruhsat kılışıga narazılık bildirip, Şivisiyanın Tehran'daki diplomatini Taşqi İşlar Ministerliğiga çağırdı. İraqnın paytaxtı Bağdat'ta bir türküm namayişçiler Kur'an-ı Kerim'nin köydürülüşüge narazılık bildirip, Şivisiya elçixanasıga besip girdi. Amerika Taşqi İşlar Ministerliği hem Kur'an-ı Kerim'nin köydürülüşünü ayıpladı, hem de bu hareketge yol koyuşka fikir erkenliği de baha verdi. Şimali Siprus Türk Cumhuriyeti Prezidenti Ersin Tatar, İctimai Taratkodiki adresi de Şivisiyada sadır kılınan Kur'an-ı Kerim'ni köydürüş Kutratkoluk'a katlıq narazılık bildirip, men dillarının mukaddes amillerge hücum kılışını erkenlik deb karaydıgan ruhi haletini katlıq ayıplaymen, dedi. Dünya Müslüman Ölümalar Birleşmesi Başkatibi Ali Muhiddin Qaradağımı, Şivisiya hükümetinin Kur'an-ı Kerim'ni köydürüşte kabih kılmışıgı yol kuyuşunu ayıplayan yazma bayanatı da, bu erkillik emez irikçiliktir. Hükümet organları kollugan yekki vahşiliklerge sükut kılmaslıq kerek, digen ibarlarge uğrun berdi. İordaniyamı Kur'an-ı Kerim'ge kılınan hücumunu ayıpladı hem de onunla kubul kılgılı bulmaydıgan kudratkuluk ve irikçilik kılmışı da baha berdi. Şundaqlı İordaniya Taşqi İşlar Ministerliği Şivisiyanın Amman'daki baş elçisi Aleksandra Redmark'ni ministerliğe çağırıp ultimatum tapşırdı. Palestin Taşqi İşlar Ministerliği Kur'an-ı Kerim'ni köydürüş kılmışının İslam dini ve Kur'an-ı Kerim'ge bolğan öçmenlik ve irikçiliğinin işbadisi ikenlikini ta'kidledi. Saudi Arabistan, Kuveyt, Marrakeş, Yemen ve Livanmo Kur'an-ı Kerim'ge kılınan hürmetsizlikini ayıpladı. Ondan başka Marrakeş Kur'an-ı Kerim'ni köydürüş kılmışı sebebiden Stokholm'da duruşluk baş elçisini keniş üçün kararsız devletine kaydırıp geldi. Hem de Şivisiyanın Rabat'ta duruşluk diplomatik vekilini Taşqi İşlar Ministerliği'ne çağırdı. Arab parlamentimi Kur'an-ı Kerim'ni köydürüş kılmışıga narazılık bildirip, İslam dünyasını Şivisiya mallarını baykut kılışka, o devletke sayahatke barmaslıkka ve estaidil pozisiya bildirişke çağırdı. Pakistan Taşqi İşlar Ministerliği'ni bu kılmışını katlıq ayıpladı. Hem de onunla peskeş kılmış de baha verdi. Bu axtaki bayanatta fikir erkenliğinin diller ara inaklıqını buzuşka ve öçmenlik tarıqtışkı yol koymaydıqanlıqı oturgu koyulup, Pakistan'ın endisini Şivisiya dairlerge yetküzgenliği kayıt kılındı. Amerika Taşqi İşlar Ministerliği'ni bu kabih kılmışka hürmetsizlik ve rencidi kılgışı de baha verdi. Şivisiyanın paytaxtı Stokholm'daki Stokholm camiası aldıda tegi İraklıq Salvan Mumika saxçılarının qoğdışı astıda Kur'an köydürgen idi.
Hürmetli körmelerimiz, şuna kadar bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Ertik programımızı görüşürüz. Aman bu gayesler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.